Kanal 42'ye teşekkürlerimi bildiririm. Ve böyle bir güzel sunum için geldikleri için kendisinden Allah razı olsun. Ve bu davamızı dile getirdikleri ve getirmeye çalıştığımız için de kendilerinden Allah razı olsun. Ben 1947 yılında Aydın'ın Söke ilçesinde dünyaya geldim. 14 yaşına kadar Söke'de çıraklık, hatta pamuk çapalarıyla yetiştik. Ve sonra 61 yılında İzmir'e yerleştik. İzmir'de gene terzi çıraklığıyla yetiştik. Dükkanların bango altlarında yatarak yetiştik, terzi olduk. Ismarlama terzi olduğumuz için askere gidinceye kadar kalfalık yaptık. 7 yıl çıraklık ve kalfalık devremiz oldu. 1969'da Basmane'den Sivas'a askere gittik. 2 yıl yani 24 ay askerlik yaptık. Çeşitli yerlerde, doğuda. Askerden geldik 2 sene sonra 1969'da. 71'e kadar ne yapacağımızı bilmeyen fakat terziliğe devam eden, yani terzilik yaparak, esnaflık yaparak Zeytinlik'te kalan bir Mehmet Uysal olarak 71 yılında ilk defa dinlediğim bir konferansla Milli Görüş davasına ilk günlerimi getirdim. Milli Görüş'le bir kahvede Mehmet Ali Acar abimizin bir konuşmasını, konferansını dinlemiştim. Zeytinliğe gelmişlerdi. Benim de dükkanım yakındı, davet edildik. Biz de gittik kahvede Mehmet Ali Acar'ı dinledik. Ve dinler dinlemez ruhumuzla, bedenimizle, aklımızla, fikrimizle, anlayışımızla dedik bu bize çok uygun, çok güzel, hoşumuza gitti ve kendimize geldik. Çünkü bir boşluktaydık genç olarak. Yeni askerden gelmiş. O zamanlar şimdiki gibi şu kurslar, bu kurslar fazla böyle köşelerde bir alimin, bir güzel insanın bir şeyler anlattığı da pek yoktu. Onun için onu görünce, dinleyince kahvede bu bizim ruhumuza, imanımıza, her şeyimize güzel geldi ve hemen ilgilendik. Gittik, biz kaydolabilir miyiz dedik ve ilk kaydımızı yaptırdık. Üye olduk ve üye olduktan sonra bizi davet ettiler. Çankaya'da parti binasına gittik. Parti binasında konferanslar oluyordu. Mesela Profesör Saffet Solak Hoca gibi. Buna benzer dişçi Mustafa abimiz vardı. İl başkanıydı. Buna benzer arkadaşlarla tanıştık ve bizi de Konak ilçe yönetimine birkaç ay gidip geldikten sonra yönetime aldılar yani. Ve biz yönetime girdik. Bize görevler verildi. Şöyleydi. İsmet abimizin, kaplamacı bir abimizin bir taksisi vardı, eski model. Onunla Hacı Kasım abinin üçümüz, dördümüz, bir de yorgancı Temel abimiz vardı Zeytinlik'ten. Dördümüze görev verdiler bir taksiyle, köylere, dağ köylerine gittik. Bazı kazalara gittik. Kahve sohbetleri, ev sohbetleri yapmaya gayret ettik. Bulabildiğimiz kadar, dilimizin döndüğü kadar, becerebildiğimiz kadar davayı anlattık. Ama dava zaten şöyleydi yani. Biz gidip de particilik, şuculuk, buculuk değildi meselemiz. Meselemiz insanın kurtuluşu, memleketin kurtuluşu, dünyanın kurtuluşu hakkında değer bilgiler anlatıyorduk. Çünkü Erbakan hocamızdan da demlenmeye başlamıştık ve başımızdaki yönetici abilerimizden de aldığımız direktiflerle. Bunun dışında da tabi bazı bizim kendimize has özel derslerimiz de vardı. O özel derslerimizden, mahallelerimizde olan özel sohbetlerimizden de aldığımız İslami bilgilerle, İslam'ın bilgileriyle siyaset bilimini, ikisini birleştirerek başladık meseleye. Yani bazılarının yaptığı gibi sağcılık, solculuk, ilericilik, gericilik gibi değil. İkisini beraberleştirdik. Yani şöyle de daha iyi anlatabilirim. İki kanatlı kuşun uçtuğu gibi, uçabildiği gibi, tek kanatlı uçamayacağı gibi. Zaten bu böyle. Sonra şimdilerde daha iyi anlıyorum. Demek ki bir insan siyaseti bilir de dininden haberdar değilse yarımdır. Sadece siyasi yönden ilerler. Ya da bir insan dindardır, dinini güzel bilir, alimdir hatta. Ama siyaseti bilmese, siyaset ilmi vardır İslam'da. Es-siyase. Yani siyaset vardır, ilmini bilenler bilir. Onu da bir araya getirmeyen bir insan sadece dini yönden gittiği için kandırması kolay oluyor. Son günlerde bu kandırmaları daha iyi anlıyor zaten. Onun için
Allah kendilerinden razı olsun, o günkü yöneticilerin bizim gibi gençlere, başta Erbakan hocam olmak üzere, bize insanlığın kurtuluşunun, bunun sebeplerinin ve esaslarının ve dökümanının her şeyini verdiler ve ona göre bir teşkilatçılık içinde yetiştik. Ve öyle yaptık, yani öyle yapmaya çalıştık. Ha, ben belki tam becerikli bir çalışma yapamamış olabilirim. Ama benim çevremdeki arkadaşlar öyle yapıyorlardı ve biz de onlara özeniyorduk ve onlarla beraber olmaya gayret ediyorduk yani. Yıllarca. Ve 73 seçimleri oldu. Konak Teşkilatı'ndayız ve 48-50 tane milletvekili çıkarıldı ve daha güzel bir çalışma başladı. Ve bu güzel çalışmanın içerisinde biz de vardık elhamdülillah. Ve 74'te Kıbrıs Harbi başladı. Kıbrıs'ın mezalimi vardı Rumların. Bunlara karşı Milli Selamet Partisi'nin 8 yöneticisi, CHP'nin ise 18 bakanı vardı. 8 tane Milli Selamet'in vardı. 24 kişi yapıyordu başbakanın dışında. Bunlar oylamada çoğu da Erbakan Hoca'dan, yani Milli Selamet'ten yana oy vererek Kıbrıs çıkartması yapıldı. Kıbrıs çıkarmasında elhamdülillah Kıbrıs'a indirildik ama o gün de Ecevit İngiltere'ye çağrıldı. Oradan telefonlarla, görüşmelerle idare ediliyordu. Erbakan Hoca da vekil oldu. Yani başbakan oldu. Vekilliğe geldi. Ve Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'la anlaşarak, zaten gönüllerimizde vardı Kıbrıs'ın mezalimini durdurmak için Rumların baskılarından ötürü, ve çıkarmaya karar verdiler. Orduya, Semih Sancar'a çıkarma, indirme yapın dedi ve indirme yapıldı Kıbrıs'a. Ve Kıbrıs'ta bir günde Beşbarmak Dağları'na inildi ve ordumuz ilerlerken hemen Avrupa, Amerika, bütün kafirler, bütün zalimler durun dedi. Gitmeyin, yapmayın. Bak şunu yaparız, şöyle yaparız. Size ambargo koyarız ve koydular da zaten. Yahut da işte ilişkilerimizi keseriz gibi çeşitli sözlerle durdurmaya çalıştılar Kıbrıs harekatını. Fakat Erbakan Hoca dinlemedi. Devam etti. Dedi ki, siz yıllardır Müslüman Türk'ü orada kanlarını akıtırken böyle demiyordunuz. Şimdi ne oldu? Hatta Ecevit'i bile kandırdılar. Ecevit bile kan akıyor Kıbrıs'ta. Kanın akmasına karşıyız. Biz insancılız dedi. Biz ilericiyiz dedi. Şucuyuz bucuyuz. Durdurulması dedi. Ama hocam, hatta Genelkurmay Başkanı da maşallah dedi, şu anda duramayız. Öyle bir yerdeyiz, sarp yerlerdeyiz ki durduramayız ordumuzu. Çünkü durursak başımıza felaket olur. Şu anda biz burada çok kötü durumdayız. Çünkü tam konuşlanmış değiliz dedi. Yani ordunun, askerin ne yapması gerektiğini de kısaca söyleyince 2-3 gün sürdü harp ve Kıbrıs'ın yarısı alındı. Ve en sonunda CHP, Ecevit geldi, dayanamadı, korktular ve dediler ki Avrupa bizi mahveder, Rusya bizi mahveder diye harbi durdurdular, yerde kaldık. Eğer onlar evet deseydi, olduğu gibi Kıbrıs'ı alacaktık yani. Fakat Kıbrıs harbi yarıda kestirildi. Güzel bir, gene de Allah'a şükür iyi bir durumdaydık yani. 1971'de başladığım Milli Görüş davasına, ki inandığım bir dava, Allah rızası için adımlarının atıldığını gördüğüm bu şahıslarla bugüne geldiğime Allah'a şükrediyorum. İyi ki bu davayı öğrenmiş, girmişim. 71 yıldan sonra Konak Teşkilatı'nda çalışmalara devam ederken aynı zamanda Zeytinlik Mahalle Başkanlığı yapıyordum. Ve üye kayıtları, buna benzer toplantılar, haftalık, aylık toplantılara katılıyorduk. Ve çeşitli mitingler başladı. Mitinglere gidiyorduk. Bu Türkiye'nin çeşitli illerinde olan güzel mitingler oluyordu eskiden. Erbakan Hocam'ın konuşma yaptığı veya buna benzer kişilerin İzmir, Manisa, Kütahya, yani Ankara, Sivas, birçok yerde yapılan bütün mitinglere sonra katıldık. Yani sırası gelmişken saymaya çalıştım. Ama geri geliyorum gene. 1974'ten sonra 77 seçimleri oldu. Turgut Özal'ı getirttirdi ABD'den, yani Amerika'dan. Orada parayla ilgili, yani bankacılık yapan bir insandı Turgut Özal. Ve İzmir'e aday oldu. İzmir'de beraber çalıştık. Ben de yönetimdeydim. Turgut Özal, inanır mısınız, Mehmet Ali Acar kadar, hatta
dişçi Mustafa abimiz kadar bile konuşma yeteneği yoktu. Üç lafı bir araya getiremeyecek haldeydi. Kınamıyorum. Tabii ki bir insan bankacılık yapmadan bir milletvekili adaylığına geldiği zaman kolay değil. Ama biz yanındaydık. İnanır mısınız, bazen konferans şeylerde kahve konuşmalarına giderdik beraber, yedik içtik. Hatta bizim, inanıyor musunuz, mikrofonlarımız yoktu. İki tane aporluyu Turgut Özal almıştı partimize beraber çalışırken. Birini Bornova'da yaptı bir konuşmasını. Bir konuşmasını da Boğaziçi'nde yaptı, Mersinli. Yani Mersin var şeyde, Gültepe'de. Orada da bir solcu genç dinliyormuş. Dedi ki, onu daha evvel konuşmaya çıkmadan evvel sigara içerken görmüş o genç. Yakışıklı uzun boylu bir solcu genç. Dedi ki, söz alabilir miyim dedi, soru sorabilir miyim dedi konuşmasının bitimine doğru. Buyur dedi. Siz dedi Amerika'ya karşıydınız. Milli görüş olarak görüyorum ki hani Amerika ve onlar gibi zalimlere, Avrupa'ya karşısınız. Müslüman olarak değil mi? Onu konuşuyorsunuz. Evet dedi. Peki ben sizi az önce sigarası içerken gördüm dedi. O da Amerika'nın malı ya dedi. Ve Turgut Özal dondu kaldı. Olabilir, insanlık hali. Bunlar hepimizin hataları oluyor yani. Geçtik. Böyle konuşmalarla seçime girdik. Ama seçimde ben de bir gün beraber adaylarımızla Menemen'in Helvacı köyüne gittik. Enteresan olduğu için onu da söylemem lazım. Yüksekçe bir yerden konuşmalar yapılacak. Her şey hazırlandı. Halk da kahveleri bol oranın böyle. Bizi dinlemeye geldiler. Ve sunucu, ben en gençleriyim yani. En tövbenim işlerinde. Yani yönetici adaylarımız bile var. Sunucu arkadaş nasılsa, şimdi sizlere sayın hemşerilerim, Helvacı köylüler, şimdi Mehmet Uysal size konuşma yapacak dedi. Fakat ben hiçbir şeye hazır değildim. Acemilik, gençlik, daha yani mecburen mikrofonu elime aldım. Allah'ıma içimden dua ettim. Ya Rab, öyle bir şey ver ki bana ben iki kelime söyleyebileyim burada, ben şimdi ne diyeceğimi bilemiyorum diye içimden geçirirken sayın hemşerilerim, İzmirliler, Helvacı köylüler, nasılsınız, iyi misiniz, buna benzer İşte hayırlı günler dedikten sonra bu düşünceleri de arkasına sıralamak istedim. Allah benim aklıma öyle şey getirdi ki, şimdi şu anda bir seçime gidiyoruz dedim. Böyle bir seçimde başka seçimler de var insanlık hayatımızda dedim, insanlar olarak. Ne onlar? Mesela aklıma gelen dedim, damat arayışı seçimi, gelin arayışı seçimi. Buna göre esnaflık seçimi, memurluk seçimi yaparken isabetli olur, isabetsiz olabilir. Ama bir yuvanın ya da bir şahsın zararına olabilir. Fakat bu seçim ise dedim, bugünkü yaptığımız, şurada konuşmalarını yaptığımız, sizin de gelip dinlediğiniz seçim ise 77 seçimleri Türkiye'nin çehresini değiştirir. Türkiye'yi ya mahvedecek insanlar gelir ya da düzeltecek insanlar gelir. Bu düzeltme maddi olur, manevi olur. İşte buna dikkat edin, öyle bir seçim yapın ki memleket de düzelsin, insanlık da düzelsin, dünya da düzelsin diye, işte biz milli görüşçüleriyiz, biz bunun için geldik, biz bunun için varız, bunun için davamız var diye sözlerimi bitirdim ve abilerime mikrofonu teslim ettim. 77 seçimlerinden sonra tabii çalışmalara devam ediyorduk ama mitingler oluyordu. Çeşitli mitingler. Manisa'dan tutuyorduk, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Sivas, Konya gibi, şu anda aklıma gelenler, İzmir gibi bütün mitinglere katılmaya çalıştık. Hatta Manisa'da bir miting yaptık. Ahmetli'den Turgutlu'ya, veyahut da ters söyleyebilirim. O mitingdeki yürüyüştü. Yürüyüşte Ankara yolunda yürüyorduk. Arkamızda askeri koruma vardı ve yolun bir tarafını biz gidiyorduk. Yol kesilmiş şekilde tek taraftan verildi trafik. Neden yürüyorduk? 25 veya 28 kilometre yürüdük. Niçin? İmam hatiplilerin ve ilahiyatçıların üniversitelere girme hakkı olmadığı bir zamandı. Onların hakkının aranması için yürüdük. Bütün köylerde durup pankartlarla ve söyleşilerle bunun önünün açılması için bu yürüyüşü yapmıştık.
hep hayırlı işlerde bulunmaya gayret ettik. Bunun gibi mitinglere nereye gitsek hep beş vakit namazlarımızı camilerde kılarak, abdestli gezerek birçoğumuz ve ilahilerle, Kur'an-ı Kerim okumalarla otobüslerde veya bulunduğumuz yerlerde hep İslam'ı ön safhada, Allah'ın rızasını birinci mesele yaparak hareketlerimizi deruhte ediyorduk. Mesela Bursa mitingine gittik. 4 otobüslük bir otobüs başkanı da bendim. Gençlerle gidiyorduk. Yani Bursa yer yerinden oynamıştı. Futbol sahasında güzel bir miting olmuştu. Tabii yolda bazı şeyler, polisler kesiyordu önümüzü, aramalar yapıyordu filan. O aramalarda bazı şeyler çıkmıştı. Fakat bir kardeşimizin orada nasılsa yanına silah almış, benim otobüsümde 2 tane silah yakalandı. Tabanca. Ve biz indirildik ve arama yapıldıktan sonra bindirildik. Siz ikiniz indirdi polis. Dedi ki siz ikiniz tutukluyoruz dedi. Ve tutukladılar, silahlar da aldılar. Bana dediler, dedim hayrola, silahları vardı bunların, işte üst katta bunlar gazetelerin içinde filan. Allah Allah, şaşırdık tabii, biz böyle bir şeye silah biz kullanmayız. Böyle bir şey hiçbir zaman savaşmadık da kimseyle de böyle bir işimiz olmamıştı. Neyse o arkadaş Tire'de meyhaneleri saat 10'da 10'a kadar, ondan sonra meyhanelerin hepsini kapatacaksınız diyen bir arkadaştı. Sonra meyhaneciler bu arkadaşı paralı katil tutarak şehit ettiler. Bu arkadaştı. Ben de orada kendisini görmüştüm. Benim otobüste mitinge gelmiş. Tabii ben kendini şahsen tanımıyordum. Ve tutuklama yaptılar götürürlerken şunu dedi. Arkadaşımı bırakın dedi. Polisler niye dedi? İki tane ikiniz dedi falan oturduğunuz yerde. Hayır dedi, ikisi de benim dedi. Onun suçu yok dedi. Suçun ikisini de üzerine aldı. Ve böylece arkadaş tek tutuklandı, öteki kaldı. Bunları da gördük ama biz bunlar haberli, teşkilatlı bir durum yoktu böyle. Neyse, geçiyoruz. Defalarca Kütahya mitingine gittik. Defalarca Eskişehir'e gittik. Defalarca Ankara'ya gittik. Buralarda hep ahlak maneviyatlı ve Allah bir din İslam diyecek buna benzer sloganlarla Ankara mitingini yaptık. Ankara mitinginde mesela şehit Metin Yüksel kardeşimizi polisler tutuklamış götürürlerken polislere rica ettik. Böyle bir toplantımızda, mitingimizde bir kardeşimizin tutuklanması doğru değildir dedik. Komisere anlattık ve komiserin elinden Metin Yüksel kardeşimizi, bu Metin Yüksel'i bilenler bilir, İstanbul Fatih Akıncılar Derneği başkanıdır kendisi. Fatih'te başkanlık yapmıştır. Nedense bir meseleden ötürü polisler tutuklamış ama biz bu kalabalıkta, bu mitingin içinden bir insanın alınması doğru değil dedik. Sonra yaparsınız dedik ve polislerin elinden aldık. Ve buna benzer mitinglerde çok çeşitli meseleler yaşadık. Mitingler, mitingler, mitingler. En son Sivas mitingine gittik. 80 senesinin işte 12 Eylül'den bir ay evvel. Gene otobüslerle gittik. Ben gene bir otobüs başkanıydım. Yani indik Sivas'a, tam istasyondan hükümete doğru yürürken bir binadan yuh sesleri ve bize hakaretler yağmaya başladı. Bizim de gençler bir koptu, bir karışıklık oldu. Hiç yapmadığımız, hiç istemediğimiz bir durum meydana geldi. Orada sağ görüşlü bir partinin veya bir derneğin diyelim, isim vermiyorum, bizi yuhladılar. Sivas'ta güzel bir miting oldu. Çok güzel oldu. Erbakan Hoca'nın güzel bir veciz konuşması oldu. Sivas'tan dönüşte bu olay, bir kahvenin yuhlamasından ötürü, bazılarının bize karşı bir hareketlerinden ötürü, akşam dönüşünde mitingden sonra bir baktık ki otobüslerimizin camları yok. Camlar kırılmış. Ve kırık camlarla İzmir'e geldik. Bir de gelirken gençlerden birisi bana koşarak geldi yolda. Sivas'tan dönüyoruz. Gelirken konakladığımız bir yerde gece Tercüman gazetesinin aldı geldi bana. Başkanım dedi. Bak dedi, Tercüman ne yazmış? Ne yazmış dedim. Başlık atmış. Sivas mitingi vardı dün. Akıncılar veya Gençlik Kolları Milli Selamet Partisi'nin şöyle slogan atıyordu. Peygamber Erbakan, Peygamber Erbakan haşa diye slogan attı, diye başlık attı Tercüman gazetesi. Bu bir sağcı gazete. Demirel'in sağcı gazetesi. Sağcılar bunlar. Ben şaşırdım. Altını okudum. Yazarını da hiç unutmuyorum. Ergün Göze. Kalkmış bizim gibi bir teşkilata. Kalkacağım ben Erbakan'a peygamber diyeceğim. Biz diyeceğiz. Var mı böyle bir şey? Diyerek o küfürü kestim, cebime koydum. İzmir'e geldikten sonra nerede bir doğru yol partili
Demirelci var, gel buraya. Bak bakalım şu başlığı bir oku. Ha, önce tabii diyordum ki ben veya bizim gibiler, bu selametçiler veya bu milli görüşçüler Peygamber Erbakan der mi? Yok canım der mi? Biz de demeyiz, siz de demezsiniz diyordu. Ondan sonra küpürü çıkarıp gösteriyordum. Bak senin gazeten bu. Bak sağcısın sen. Bak Demirelci bak. İyi bak. Hatta bir imama bile bunu gösterdim, Demirelci'ydi. Türkiye Gazetesi'nden sonra geri yaptı falan kendisi. Bakın neredesiniz? İşte bak bu kadar iftiralarla hep uğraşıldı, hala uğraşılıyor. Müslümanlar yeryüzünde hep iftiralarla uğraşmıştır. Hep zorluklarla karşılaşmıştır. Bu tabii en büyük zorluklar, iftiralar peygamberlere atılmıştır, verilmiştir. Elhamdülillah bu davayı güdenler, bu davayı çekenler, bu davanın içinde bulunanlar da işte böyle ağır imtihanlardan geçmek durumundadır yani. Elhamdülillah diyoruz yalnız buna. Ve arkasından 6 Eylül Sivas mitinginden sonra 6 Eylül Konya mitingi, son miting. 80 senesi son mitinge geldik. Son mitingde buradan gene otobüslerle gidiyoruz ve ben Zeytinlik'ten gene camimizden bir otobüs doldurduk ve bu otobüste de 50 kişiye yakınız otobüs başkanı olarak Konya'ya vardık. Daha Konya'ya girmeden aramalar yapıldı, polisler çevirdi. İçeri indik, coplamalar başladı. O zaman iki çeşit polis teşkilatı vardı. Solcuların Polder, sağcıların Pol 1. Veya ters söylemiş olabilirim ismini. Bu iki gruptu. Bunlardan birisi veya ikisi bizi devamlı ne yaptılar? Copluyorlardı, dağıtıyorlardı yani. Bir araya gelmeyeceğiniz dağılın. Bir araya gelmeyeceğiniz dağılın diye coplarla üzerimize geliyorlardı. Halbuki bir komploymuş bu. Konya mitingi çok tabii güzel olacak, kalabalık olacak. Bunu önlemek içindi. Sonradan anlıyoruz tabii. Ve biz de karşı çıkıyorduk ama öyle olaylar olmaya başladı ki iş büyüdü. Çatışmalar oldu. Bizde silah yok. Bizde öyle bir niyetimiz de yok. Biz öyle bir cemaatiz ki. Biz öyle bir grubuz ki. Biz öyle bir partiyiz ki. Biz öyle bir milli görüşçüyüz ki. Biz en kötü insana bile öldürme, yaralama, buna benzer hakaretlerde bulunma bizim işimiz değildir. Biz onlara hep hakkı hakikati anlatırız, sabrederiz. Böyle yapmamıza rağmen başladılar yaralamaya ve o gün 24 yaralı oldu bizden, milli görüşçülerden. Maalesef bir de şehit. Şehidimiz Manisalı Hasan Süren, 18 yaşında bir gençti. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mescidinin camisinin önündeki camide abdestini almış, camide ya girerken ya çıkarken caminin önünde çocuğu şehit ettiler, gencimizi. Kim? Polisler. Ve ben gördüm, caminin alnı bir sürü kurşun yarasıydı. Giriş kapısının üst tarafları kurşun yarasıydı. Böyle hallerden 24 yaralı bir şehit verdik, Konya mitingini yaptık. Dönüşte de tabii kendi arkadaşlarımız arasında bile bazı memurlar çekindiler falan. Bayağı zorlandık yani gelirken bile. Ben bekleyelim, ne olacağını görelim, terk etmeyelim diye bir başkan olarak şey yapıyordum ama bazı arkadaşlar çekiniyorlardı tabii. Böyle sarsıntılarla gelmiştik. Ve aradan birkaç gün geçti. Yani 12 Eylül günü bir de baktık ki ihtilal. Ordu ele geçirdi devleti, milleti. Ve kimse evinden çıkamaz. Günlerce sürdü. Tutuklamalar oldu. Her tarafta her cümerç meydana geldi. Tamam, sağ sol vakaları kesilmişti. Kimse evinden çıkamadığı için, yasak olduğu için, ama daha ve suçlanmışlar, şunu bunu olmuşlar, herhangi bir meselesi olanlar hep tutuklandı. Ve parti başkanları tutuklandı. Bu 3 yıl süren 3 yıl 83'e sonuna kadar sürdü biliyorsunuz bu askeri darbe. Ve benim de dükkanımın etrafında beyaz bir arabayla birkaç polisin beni araştırdığını, esnaflara sorduğunu öğrendim. Ve sonunda bir gün iki polis geldi dükkanıma, terzi dükkanıma. Gel bakalım, komiser seni istiyor dedi ve beni de tutukladılar. Doğru Tepecik Karakoluna, Kemer'e götürdüler. Kemer'de o gün yattıktan sonra çırağıma da dedim ki git yengene selam söyle, git de artık sen de evine git dedim. Ve oradan akşam üzeri miydi, bir gün sonra mıydı, karakoldan beni sivil polisler geldi aldı. Nereye? Siyasi şubeye, konaktaki emniyet amirliğine yani valiliğe götürdü. Dördüncü kata çıkardılar ve siyasi tutuklu olarak orada kaldık. Bir köşede 25-30 metrelik bir koğuştu, betondu. Hatta üzerine çok ince bir
parça bir şeyler vardı. Hiçbir şey olmayan betonda 25 kişiydik. 25 kişinin karşıda 12 tane sağcı bir köşede. Bir köşede de 6-7 tane solcu genç vardı. Biz de ortada tampon bölgesi yapıyorduk. Birkaç sendikacı bir de ben vardım milli görüşçü olarak. Biz de ortada yatıyorduk. Yani sağcıların, solcuların ortasında da devamlı arabuluculuk, devamlı doğruyu anlatan, devamlı ikisine de yapmayın kardeşim bu memleket hepimizin deyip birlik beraberlik çağrısı içerisinde bir çalışmayla hapishanede bile bunları yapma gayret ettik. Oradan da bir iki söz etmem lazım. Koğuşun içinde, koğuş da değil de nezarethane yani. Betonda yatıyoruz, oturuyoruz. Ben iki tane solcu gence, üniversiteli bunlar, Allah'ın varlığını, inancımızı, sonumuzun ne olacağını anlatmaya gayret ederken ikisini de yanıma aldım. Onlarla konuşurken, tabii ötekilerle de konuşuyoruz, herkesle konuşuyorsun. Zaman geçsin, yani 8 gün orada kaldık çünkü, 8 gün. Hatta Bediüzzaman'dan bir şey verdim, örnek. Son zaman, gemimiz batsa, okyanustayız, ölmek üzereyiz, bir tahta parçasına tutulmuşsun. Son, gidiyorsun, ölüyorsun artık, öleceğini görüyorsun hemen hemen. Ne yaparsın, kime sarılırsın, kimden medet beklersin, ne dersin, son kelimelerin ne olur diye son gençleri orada Bediüzzaman uslubuyla anlatırken onlara hani İslam'a çekme gayreti içerisinde sohbet ederken sağcı geldi. Denizli ilçe başkanı askeriyeden terk ismini unuttum. Geldi omuzuma vurdu. Hoca hoca dedi. Beni hoca zannetti. Hoca hoca dedi. Bunlar dedi bu senin söylediklerden anlamaz. Bunlar komünist dedi. Biz bakıyoruz ona. Herkes bakıyor böyle. Hatta il başkanlar da vardı. Bunların dedi kafasına odunu dedi. Bu vuracaksın başına dedi. Kafasını yaracaksın. Bunlar bundan anlar dedi. Ama il başkanı aferin. Beyhan Aslan avukat. Sonra da buradan milletvekili oldu. Anavatan Partisi'nden sözcüsü oldu hatta. MHP'yi bıraktı da. O dedi ki aferin adama. Gel buraya ya dedi. Sen ne yapıyorsun? Adam dedi bırak anlatsın sana ne dedi. Falan ve oturttu adamı. Ve onlar gidince kulağıma o iki solcu genç bana ne dedi biliyor musunuz? Hocam dedi görüyor musun? Bunlar kafa tasçı değil mi dedi. Ben de gülerek evet evet dedim. Hani şimdi orada bir şey olmasın diye fazla ileri gitmiyorduk. Fakat ben kalkıyordum namaz vakitlerimi. Cep saatim vardı saklamıştım. Çünkü her şeyimizi almışlardı üzerimizden. Fakat benim biz gizli cep olur terzilerde. Gizli cebimden cep saatimi çıkarıyordum saatlerle namazlarıma kılmaya çalışıyordum. Ben cep saatini çıkarınca solcusu sağcısı saat kaç hocam diyorlardı. Çünkü karanlıkta oturuyoruz. Saatten günlerimizi bakıyorduk yani. Bizi sırayla sorgulamaya öbür odaya alıyorlardı. O odadan çıkmadan önce isimlerimizi söylüyorlar. Benim de ey şeriatçı şuncu buncu diyerek bağırıyorlardı. Hazırlan sorguya diyorlardı. Ben de hazırlanıyordum. Ve öbür odaya götürüyorlardı. Gözlerimizi bağlıyorlar. Öbür odada sözle sorgulama yapacakları odaya götürdükleri zaman ite kaka orada soyun. Soyunuyorduk. Çıplak kalıyorduk. Ve çıplak olarak bu sefer girişiyorlardı. Sağdan soldan 4-5 tane polis ortaya alıyorlar. Futbol topu gibi oynuyorlardı. Nereden yumruk gelecek, nereden tekme gelecek, nereden nasıl bir tokat gelecek bilemediğimiz için kendimizi bile ne yapamıyorduk? Muhafaza edemiyorduk, savunma yapamıyorduk. Yani bizi olduğu gibi savunmasız bir halde saatlerce işkence ediyorlardı. Hatta falakaya yatırıyorlardı. Falakada odun seçtirmek istedi bana. Görmüyordum ben, şunlardan birini seç dedi. Baktım o odun böyle gözlerim kapalı ya. Dedim niye seçeceğim dedim ben. Bundan dedi falaka yatıracağız da. Ben de iti verdim polisi böyle. Dedim ne yaparsan yap dedim. Ne seçeceksin? Seçeceğim dedim. Ve yat dedi yatırdılar. Ayaklar havada o odunla ayaklarımızın altında falaka yani falakayla duyuyorlardı. Ama 2-3'te çok acır falaka haberiniz olsun. Ama 3'ten sonra sivrisinek ısırmış gibi olur ayağının altını. Pek acı hissetmezsiniz. Sancıyı duymazsınız. Neyse saatlerce böyle dayak yersiniz. Ama orada dayak yerken tabii ister istemez bedendir bu, insanlık bu, nefis bu. Anam diyorsun ve Allah diyorsun değil mi? Anam dedin mi anana sövüyor polis. Allah dedim Allah'a sövdü. Hatta bu halimde de bir daha Allah demedim dayak yerken. Bir daha Allah demedim. Neden? Allah'ıma sövmesin diye.
günlerce, 8 gün poliste böyle bunu gördük. Benden sonra Beyhan Aslan dediğim avukat, o MHP'li olan bakir gelirdi. Allah'a şükür gençtim ama ben biraz sporcuydum. Biraz yatıp biraz kalkıyordum. Ayaklarım şişerdi. Su serperdik betona ve üzerinde git gel yapardık. Tur atardık. Ayaklarımız şişli inerdi. Ama o kardeşimiz zayıftı yani. Ve gelince ana avrat küfür ederdi. Çok kötü küfürler yapardı polislere ve biz bu memleket için savaştık da bizi ne yapıyorsunuz da diye yerlere yatardı. Günler böyle geçti. Polis merkezinden aldılar. Beni 3 günlüğüne askeri cezaevine götürdüler, sivil polisler. 16 komünistle bir koğuşun içinde askeriyede 3 gün kaldık. Ve onlardan da hemen 2-3 söz. İki genç geldi, beni yoklama yaptılar. Görüşümü sordular. Biraz konuştuktan sonra ben tabi onunla İslami şeylerimizi anlattıktan sonra gittiler. Başkanlarına anlatmışlar. Sonra gene geldiler. Gene anlatmışlar. Gene geldiler. Sonra gelmediler bir daha. Dedim ki sonra niye gelmiyorsunuz yanıma? Ya dedi başkan senin yanına göndermiyor böyle kulağıma. Biraz daha senin yanına gelirsek bizi milli görüşü yapacaksın zannetmiş diyor. Onun için gelmiyoruz diyor. Elhamdülillah dedim. Ve oradan geçtik. 3 günden sonra 16 komünistten ayırdılar. Askeri cezaevine ve mahkemeye çıkardılar. Mahkeme tutuklu olarak kalmamı istedi. Mahkemeler de izine girmişti yazın. Cezaevine götürdüler Yeşildere'ye ve askeri cezaevinde de beni dedeler seni nereye koyalım? Sağcılar var, solcular var. Hangi koğuşa koyalım seni? Askerler, subaylar. Ben dedim nereye koyarsanız koyun. Fakat ben namaz kılarım. Böyle dinsizlerin arasına koymayın. Böyle düzgün bir yere koyun beni dedim. Tamam dediler, götürdüler, koydular. Onlar da işte sağ görüşlüymüş. Oradan kapıdan girdim ben. Hepsi toplandılar, beni omuzlarına aldılar. Alınca ben şaşırdım tabii. Niye omuzlarına alıyorlar beni diye. Ondan sonra onlardan zannetmişler beni yani görüş olarak. İndirdiler, yemek yedirdiler. Şu bu zaten yemekler geliyordu neyse. Duaları ben yaptım 3 gün. 3 gün sonra benim milli görüşçü olduğumu anlayınca vazgeçtiler ve başka arkadaşa dua yaptırmaya başladılar kendilerinden ve bildiğiniz askeri dualardan yapmaya başladılar. Böylelikle 3 ay orada kaldık, mahkemelere çıktık. Mahkeme askeri bir numaralı sıkı yönetim komutanlığının askeri hakimlerinin karşısına çıkardılar mahkemeye ve orada da benim bir avukatım tutuldu. Avukat geldi Mehmet Bey diye. O da askeriyedendi. Neyse hakim soruyor şimdi. Sen işte 5 çeşit suçtan yargılanıyordun. 5 çeşit suçu da saydı. Sen şöyle şöyle yapmışsın. Mesela Atatürk'e hakaret etmişsin. Şapka kanuna muhalefet etmişsin. 163. madde vardı o zamanlar. Dini propaganda yapmışsın. Dini anlatmışsın. Bunlar suçmuş yani. 19 Mayıs'ta kızların kısa giydiğine çocukların karşı çıkmışsın 19 Mayıs'a. Bunun gibi 5 tane suçu saydı. Ben bunların hiçbirine dedim katılmıyorum. Hiçbiriyle benim alakam da yok zaten. Ama dedi sen dedi Atatürk'e şey yapıyor. Ha Kenan Evren'e hakaret etmişsin. Neyse hayır dedim. Ben böyle bir kim söylemiş bunu? Ben böyle bir şeyim yok. İspat etsinler dedim. O davacı olan arkadaşı buldular bir tane. Arkadaş değil de bir zalimi buldular. Ama o da şahit getirsin dedim. Şahit getiremedi mahkemelere. Bu sefer benim davalar düşmeye başladı. Atatürk meselesine, atalara gelince, ata sevgisine, ata hakaretine gelince dedim. Tabii niyetimde kendi atalarım var benim evvela tabii biliyorsunuz. Ben dedim ki ben atama ve atalarıma niye kızayım, niye küfür edeyim, niye hakaret edeyim ki? Ben aydınlıyım, bu memleketin yerlisiyim, yürürüm ben dedim. Niye ben atama kızayım ya? Sebep ne? Ve ben dedim yılların esnafıyım. İlk defa mahkemeye karşısına çıktım. Hiçbir suçum yok. İlk defa mahkeme görüyorum dedim. Ben temiz bir insanım, böyle bir şeylerle hiç alakam yok dedim. Böylelikle 3,5 ay yattıktan sonra 83 yılının sonunda 19 Mayıs'ta tutuklandım. 1 Ekim miydi? Hapishaneden çıktım ama mahkemelerim 1 yıl sürdü. 1 yıl sonra şunlar da beraatlerim. Bunlar benim beraatlerim. Hepsi o günün beraatleridir. Bunlar hep benim o suçlardan olan beraatlerim. Bunlar benim hep beraatlerim. Hala saklıyorum. Hepsinden beraat oldu ve ben bir sene sonra hatta hapishanede sakallarımı da kestirdiler. Tabii sıkı yönetim ya, sakalla duruşmaya sokmayız dediler. 20 gün öyle beklettiler zaten. Şeye de sokmadılar yani mahkemeye de çıkamadık. Bunun gibi. Ama bir
şeyi de söylemeden gidemeyeceğim. Bunları kapatıyorum. Bu mezalimlerin içinde daha çokları var buna benzer. Mesela o işkencelerden de bir söz etmek istiyorum. İşkenceleri görürken dayakta, ayaklar havada, odunla falaka dayağını yiyirken odun ayağımdan sıyrıldı. Ayağımdaki donun paçasını yırttı. Kilotun paçası yırtıldı. Biz uzun don giyiyoruz ya biraz. Uzun donun yani dizlerimize kadar, dizlere kadar olan paçadan yırttı biraz odun. Çıkınca ben nasıl geçti dayak diyorlar şimdi MHP'liler filan. Dedim ya böyle böyle oldu bugün dedim. Falakada donum yırtıldı. Yani şey paçası yırtıldı dedim. Ne? Dedi MHP'li bana. Hocam sende don var mıydı ya dedi. Donla mı seni dedi dövüyorlardı işkence. Evet dedim bir don vardı başka bir şeyim yok. Allah dedi bende don da yok dedi. Biz dedi donsuz dövüyorlar bizi dedi. Allah'ıma şükür ettim ya. Elhamdülillah dedim ya. Hoca hoca diyorlar ya. Yani polislerde yani orada namaz kıldığımızdan bakın namazın faydasına bakın. Hemen vurgulamam lazım. Bakın dinin faydasına bakın. Polis de olsa, sivil de olsa, asker de olsa, bilmem kim de olsa senin Allah korumanı üzerine alıyor seni. Eli Allah'ın iyi müminlerin üzerinde gezdiği gibi. Adam anadan doğma dövülüyoruz biz dedi. 80 evveli anlatmayı bırakamayacağım bir güzellik de şuydu. Şehit Bahattin Yıldız kardeşimizle beraberdik. Onunla çok beraber yazılara çıktık. Mitinglere gittik. Beraber çalışmalarımız oldu. Bir de Hüsamettin Kansızoğlu. Üçümüze bir görev verildi. Kemalpaşa Akıncılar Derneği'nin kuruluşu için masa sandalye. Kansızoğlu'nun arabası vardı. O arabasını aldı. Bahattin Yıldız da güzel yazı yazardı. Akıncı liseliler gibi. Tek yol İslam gibi. Allah bir din İslam gibi yazılar yazardı. Ve Erbakan geliyor sözleri yazardı. Beraber ben de korumalarını yapardım. O günlerde korumaya da ihtiyaç vardı çünkü. Ben de korumalarını yaptım anlıyorsunuz değil mi? Yani onların ikisi hizmet yaparken. Ve Kemalpaşa'ya götürdük onları bir gece. Kemalpaşa'da bıraktık. Gidip gelirken tabii güzel yazılar da yazdı Bahattin kardeşimiz. İnşallah cennetlik olmuştur. Bize de inşallah şefaat eder. Ve döndük. Bunun gibi çok daha anlatacağım. Milli görüşle ilgili, hizmetlerle ilgili Konya mitinginin daha detayları var. Fakat onlar artık başka zamana bırakıyoruz. Bu mitinglerde olanları bırakıyoruz. Fakat Erbakan Hoca'dan da güzel bir sonuç olarak, hocamın da güzel bir evinde olan bir meseleyi de söyleyerek sözlerime son vermek istiyorum. Erbakan Hoca'nın evine gittik. Bu gidiş otobüslerle oldu. Ben bir otobüsteydim. 4 otobüs İzmir'den gittik. İstanbul ve Konya'dan gelenler vardı. Grupta en az 5-600 kişinin de olduğu, avlusunun denize nazır olduğu bir yerde Erbakan Hocam ikindi namazından sonra geldi. Ben de yakın oturuyordum kendisine dinlemek için ve akşam ezanına kadar konuşma yaptı. Detaylara girmiyorum. Onun biliyorsunuz ne kadar veciz, güzel konuşmalar olduğunu. Ve akşam ezanı okununca bana şöyle göz attı şöyle bize ve bana dedi ki sen namazı kıldır dedi akşam namazını. Ben irkildim biraz hem gençlik bundan 25-30 sene evvel hem de şeydi yani onun önüne geçip de bir namaz kıldırmak benim için bayağı bir zordu yani. Dedim hocam siz varken olur mu? Ben siz buyurun siz kıldırın ben de arkanızda durayım yani müezzinlik yaparım falan dedim. Yok beni bir şey zannetti herhalde sakallı olduğumdan. Dedi ki yok kardeşim senin sakalların var bak güzel. Sen kıldır namazı dedi. Bunu hiç unutamıyorum. Unutamadığım insan ve çok istifade ettiğim insan, bütün halkımızın da istifade ettiği milli görüş bayrağını ilk diken ve bu memlekette takke giymenin yasak olduğu, namazın yasak olduğu, Kur'an kurslarının kapatıldığı, imam hatiplerin önünün kesildiği, ilahiyat fakültelerinin önünün kesildiği bir dönemde çıkıp da tek başına bütün şer güçlere karşı hepsine karşı sabrederek bize bu davayı ulaştıran Erbakan hocamdan Allah razı olsun. Onun yolunda giden mücahitlere, bu yolda şehit olan kardeşlerimize de Allah cümlesinden razı olsun ve cümlenizden de razı olsun. Bu çekimi yapan kardeşimizden ve TV'mizden yani
Kanal 42'den de Allah razı olsun, idarecisi Mustafa Bey'den de Allah razı olsun ve Allah cümlenize bu güzel yolda sadık olmak, bu yoldan bir başka yerlere sapmadan Allah'ın yolunda saadetle gitmek nasip eylesin inşallah.